Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve onun yolunu takip eden sadık sahabelerine olsun inşallah. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti davetimize icabet eden siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya gelirken atmış olduğunuz her adım sayısınca Allah subhanahu ve teala kusurlarınızı affetsin. Ve yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki değeriniz arttırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş bir şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip eder. Sevgili dostlarım, bu hafta hadis köşemizdi, hadis sohbetimizdi. Ancak Mustafa kardeşimizin bir programından dolayı gelemedi. Allah nasip ederse ondan meydana gelen boşluğu inşallah ben doldurmaya çalışacağım. Sevgili dostlarım, Mirdas el-Eslemi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Allah'ın salih kulları birbiri ardından ahirete göçer. Geride arpa ve hurmanın döküntüleri gibi değersiz kimseler kalır. Allah-u Teala da onlara hiçbir önem vermez. Başka bir rivayette de Allah-u Teala onlara hiçbir önem vermez ve kıyamet de onların üzerine kopar der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis Buhari'de geçmekte aziz dostlar. Sevgili kardeşlerim, şu kainat evinin en değerli, en önemli süslerinden bir tanesi de salih müminlerdir. Bizim gözlerimiz akan sulara, gökyüzünde parıldayan yıldızlara, yeşeren ağaçlara, meyve veren fidanlara takılır da dünya gözümüzde büyür ve saymış olduğumuz her bir maddi değeri dünyanın gerçek süsleri zannederiz. Halbuki Allah Subhanahu ve Taala'nın katında dünyanın gerçek süsleri hem madden hem de manen salih mümin insanlardır. Şu dünya çok şerefli insanlara hammallık yapmıştır. Şu yer sırtında izzeti ve iffeti barındıran insanları taşımıştır. Şu gök salih insanların salih amellerle yarışmasına şahitlik etmiştir. Evet, dünya insanları hidayete ve nura taşımak için uykuyu, yemeyi, içmeyi, dinlenmeyi, meşru eğlenceleri terk eden, bunun yerine açlığı, susuzluğu, korkuyu, tedirginliği, her türlü zorluğu ve meşakkatı kendilerine ilke edinen peygamberlere ev sahipliği yapmıştır. Şu dünya peygamberlerin mirasını kendi nesillerindeki insanların sinelerine taşımak için peygamberce yaşatmayı, peygamberi bir hayatın zorluğunu kendine amaç edinen havarilere ve sahabilere ev sahipliği yapmıştır. Evet, bu dünya
Aç yatanlar varken tok yatmayı. Ağlayanlar varken gülmeyi. Esir, mahkum olanlar varken eğlenmeyi kendine ar sayan, zulüm sayan, gerçek salih dostlara ev sahipliği yapmıştır. Acımasızlığın gözlerini çıkartan bir merhamete, hayasızlık perdesini yırtan gerçek haya sahiplerine, haksızlık duvarını yıkan adalet timsallerine, evet her zaman bu dünya bir ev sahipliği yapmıştır kardeşlerim. Eğer dünya sevilecekse, yerilmeyip tutulacaksa, kınanmayıp ele geçirilmek için çalışılacaksa, saymış olduğum değerlerin hatırına yapılması gerekiyor. Evet, bu dünya kınanması gereken, terk edilmesi gereken, sırt çevirilmesi gereken yerdir. Ama saymış olduklarım müstesna. Çünkü bu dünya iffetlileri, izzetlileri, merhametlileri, adalet sahiplerini kendi içerisinde barındırmış ve ev sahipliği yapma şerefinde yükselmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, vaktiyle bir zamanlar, parantez açıyoruz, muhaddisler diyorlar ki, bu olay ya Hazreti Davud ya da Hazreti Süleyman döneminde yaşanmıştır. Diyor ki, vaktiyle bir zamanlar bir adam arazi satın almıştır. Arazi satın alan adam arazisini sürmeye, düzeltmeye, evini belki barkını yapmaya kalkarken arazinin içerisinde bir çanak dolusu altın bulur. Arsayı, araziyi satın aldığı adama koşar. Der ki, ey insan, ben senden arazi satın aldım. Şu altınlarını al. Zira ben senden altın satın almadım der. Öbür tarafta der ki, hayır ben sana bu araziyi içinde olacak her şeyle beraber sattım der. Aralarında bir anlaşmazlık çıkar. İhtilaf ederler. Biri küpü vermeye çalışır, öbürü de küpü almamaya çalışır. Sonra bir hakeme müracaat ederler. Hakem gelir der ki, çocuklara sahip misiniz? Çocuğunuz var mı? Biri der ki, ben bir kız çocuğuna sahibim. Diğeri der ki, ben de bir erkek çocuğuna. Hakem der ki, o zaman siz bu iki insanı evlendirin. Altınların bir kısmını onlar için harcayın. Kalan kısmını da kendiniz için harcayın. Ey aziz dostum, dünya böyle izzet ve şerefe sahip olmuş. İçindeki maddiyatı elinin tersiyle itmiş. Maddiyatı bir binek gibi görüp üzerine binmiş. İnsanlara ev sahipliği yapmış. Ama bil ki bu iki adam öldü ey aziz dost. Bu iki adam vefat etti. İnsanlara nuru taşıyan, hidayet şerbetinin ikramını sunan peygamberler öldü bil ey aziz dost. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Sadık takipçisi. Peygamberlerden sonra güneşin insanların üzerine doğduğu en hayırlı adam Ebu Bekir Sıddık öldü. Takvasıyla, zühdüyle, salih amelleriyle, adaletiyle, sorumluluk bilinciyle Ömer bin Hattab öldü. Yaptığı dua ağzından çıkmadan yedi kat göğün üzerinden Rahman olan Allah'ın cevap verdiği Bera bin Malik öldü. İffetiyle, hayasıyla melekleri utandıran Osman bin Affan öldü. Cesaretiyle, ilmiyle, ilmin kapısını temsil eden Ali radıyallahu anh öldü.
zalim yöneticilerin zulmünden korunmak için 3 gün saklanan, 3. günün sonunda dışarıya çıkan, ey imam, sen daha yöneticilerin zulmünden kurtulamadın, hışmından kurtulamadın, saklanmaya devam etsin diyenlere, ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iyi günümde sarıldım da, onun sünnetini rahat olduğum dönemlerde yaptım da, şimdi zorluk zamanında mı onun sünnetini terk edeceğim? Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerden korunmak için Sevir'de sadece 3 gün kaldı diyerek bir peygamberin adımı, yürüyüşü, hayatı nasıl temsil edilir gösteren İmam Ahmed bin Hanbel öldü. İslam ordusuyla küffar ordusu karşı karşıya geldiler. Müminleri korkutan, tedirgin eden bir müşrik düşmanla karşılaştıklarında, bir kişiyle, o müşrik düşmanı, küffar ehlini temsil eden o gücü yere bir ağaç gibi devirmek isteyen ve bunun için yüzünü örten, kendini gizleyen, kılıcını ihlasla düşmana saldıran ve düşmanı bir ağaç gibi yere deviren İhlas abidesi Abdullah İbni Mübarek öldü. Arkadaşlarıyla beraber umre yapmak için yola çıkan, yolda 2 öksüzün, annesi ve babası olmayan 2 çocuğun açlıktan dolayı çöpten buldukları kuşu alıp kaçan ve onları ardı sıra takip eden, onları boş bir arazide kuşun tabir yerindeyse tüylerini yolarken gören ve bütün kervandaki malları bu öksüzlere bağışlayan, umreyi başka bir bahara erteleyen Abdullah İbni Mübarek öldü. Mısır'ın 4000 köyünden 3000 köyününü sadece Allah'ın dinini yaymak için, insanlara İslam'ın hakikatini öğretmek için gezen, efendi, şu an çocuğun çok rahatsız, onunla meşgul olsan da çocuk iyileştikten sonra kaldığın sefere devam etsen diyen hanımına, git bu çocuğun dedesi defin işlemlerini benden daha iyi bilir diyerek hanımını en zor olan duruma alıştıran, ey efendi ne zaman dinleneceksin sorusuna, kabirde zaten uyumayacak mıyız diye karşılık veren, keşke gücüm olsa da davete annelerin rahminden başlayasın gelir diyen gerçek davetçi Hasan el-Benna öldü aziz dostlar. İçinde tek çocuğunu, tek kızını, tek evladını, erkek evladını ve yanında bildiği en aziz dostunu kaybederek yanan insanlara, ey insanlar, davanız içinde, Müslümanların akıbetiniz içinde yüreğiniz böyle yansın mesajını veren İmam Mevdudi öldü. Namazda şehadete kalkan bu parmak, tağutların bir harfini dahi imzalamaktan geri durur diyerek, tağutlara karşı nasıl tavır takınılması gerektiğini öğreten Seyyid Kutup öldü. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı, etrafı mübarek kılınmış o aziz beldeyi, tekerlekli sandalyesine mahkum kalmasına rağmen, o aciz felçli bedenini Mescid-i Aksa için direk yapan, Mescid-i Aksa'yı korumak için duvar yapan, Mescid-i Aksa'lar aşılmasın diye kendini siper eden Şeyh Ahmet Yasin öldü. Sayamayacağım, sayma konusunda takatimin yetmeyeceği nice salihler şu an toprağın derinliklerine amelleriyle beraber mahkum edildiler. Ey aziz dostum,
Salihlerin her biri her geçen gün toprağa gitmekte. Mescitleri süsleyenler, secdelerinde ağlayanlar, hutbe verdiklerinde insanların kalplerini titretenler, sokaklarda bir lamba gibi yürüyenler, hayasıyla, iffetiyle, ahlakıyla insanlara örnek olanların her biri şu an ölmeye devam etmekte ey aziz dost. Her biri toprağa mirasıyla beraber girmeye devam etmekte. Peki nereye kadar? Ukbe bin Amir cevabını veriyor. Radıyallahu anh. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Ümmetimin arasından bir grup Allah'ın sözünü yüceltmek için mücadele ettikleri ve düşmanlarını bertaraf ettikleri sürece hiçbir şey onlara zarar veremez. Ümmetimin içerisinde Allah'ın sözünü yüceltmek, Allah'ın sözünü hakim kılmak ve düşmanlarıyla savaşarak onları bertaraf etmek için mücadele eden kimseye kimse zarar veremez. Kıyamete kadar bu hal devam edecek. Daha sonra Allah-u Teala misk kokusuna benzer bir esinti gönderecek. Bu koku ipek kadar yumuşaktır. Kalbinde zerre kadar imanı bulunan herkesin canını alır. Geriye insanların en şerlileri kalır. Kıyamette onların üzerine kopar. Müslim hadisi. Yine başka bir rivayetinde İmam Müslim şu fazlalığı söylüyor. Diyor ki kıyamet insanların en şerlilerinin üzerine kopacaktır. Onlar cahiliye halkından da daha kötüdürler. Onlar Allah'a dua etseler dualarının tam tersi meydana gelir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ey aziz dostum, iyiler toprağa düşmekte ve geriye arpa, hurma döküntüsü mesabesinde dahi olmayan insanların şerlileri yeryüzünde kalmaktadır. Şimdi güzel kardeşim, şöyle bir etrafına bir bak. Sağına bir bak, soluna bir bak, önüne ve arkana bir bak. Dün özlenen ve beklenen, imrenilen, gıpta edilen, takip edilen insanlar ve insanlar gibiler mi senin yanında? Yoksa zinakar, sarhoş, aldatan, yalan söyleyen, öldüren, döven ve söven insanlar mı senin etrafındadır? Allah Subhanahu ve Teala'nın değer verdikleri mi seninle beraberdir? Yoksa geriye sana arpa ve hurmanın döküntüleri mi kalmıştır? Ne olur şöyle bir etrafına bir bak. Sana Allah'ı hatırlatanlar nerede? Sana nasihatlarıyla cennetin levhaları olanlar nerede? Bir bayanın eşine hazırlanması titizliğinde hazırlatan annelerin merhameti sende nerede? Sana hayır yollarını gösteren salihler nerede? Yoksa senin yanında cehennemin levhaları, cehennem çukurlarına çeken ve cehennemin adresinin taşıyıcılığını yapanlar mı var? Ne olur? Eğer ölmediysen, nefes almaya devam ediyorsan ve gerçekten Allah'tan korktuğunu iddia ediyor ve Allah'ı seviyorsan, salihlerin ellerinden tut. İyi insanlar, ahlak abidesi olan müminlerle beraberliğine sabret. Zira onlar, ne olur dikkat edin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesine göre şu an kainatın sigortasıdırlar. İman eden, Allah'ı seven, cenneti isteyen son nefes yere düştüğünde
Allah dünyadan iltifatını, nazarını kaldıracak ve bu dünya şerlilerin üzerine bir mezar olacaktır. Ve son olarak bu dünyayı resmeden, şu anki zamanı resmeden, anımızı anlatan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hatırlatmasıyla inşallah programımıza son vereceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işitti. Canımı kudret eliyle tutan Allah'a yemin ederim ki, yemin eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam bir kabrin yanından geçerken kendini o kabrin üzerine atıp ah keşke şu kabirde yatanın yerinde ben olsaydım diye kendini yerden yere vurmadıkça dünya hayatı son bulmayacaktır. O kimse dindarlığı sebebiyle değil, başına gelen belalar yüzünden böyle davranacaktır. Hadis Buhari'de geçmektedir. Rivayet eden Ebu Hureyre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakletmektedir. Canımı kudret eliyle tutan Allah'a yemin ederim ki, bir adam bir kabrin yanından geçerken kendini o kabrin üzerine atıp ah keşke şu kabirde yatanın yerinde ben olsaydım diye kendini yerden yere vurmadıkça dünya hayatı son bulmayacaktır. O kimse dindarlığı sebebiyle değil, başına gelen belalar yüzünden böyle davranacaktır. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma selamatı.